Ya geçmeyin lütfen, geçmeyin. Geçmeyin abi. Baksanıza ya. Gözünüzü sevdiklerim ya. Arkadaşlar arabam yandı. Her şey yandı. Mikrofonum yandı. Kamera yandı. Bilgisayarım yandı. İşte arkadaşlar aracın son durumu bu. 10 yıllık arkadaşım da gitti. Vay be, ilk göz ağrım be. Seninle çok güzel anılarımız oldu. Teşekkürler 10 yıl için. Arkadaşlar arabam yandı. İnanamıyorum yani böyle bir şey olduğuna. İçinde kameralarım, her şeyim yok oldu. Çekime gidiyorduk. Bilgisayarım, kameraman. Her şey yandı. Ya şu trafiği durdurun, gözünüzü seveyim. Durdurun şu trafiği ya. Durun abi, durun. Araba yanıyor, durun ya. Durun, baksanıza. İnsanları durdurmaya çalışıyorum yoldan geçmesinler diye. Ama geçiyorlar, servis, itfaiye aracı falan. İçinde kamera vardı. Neyse, çok şükür. Kısmette böyle bir şey yaşamak varmış. Şimdi itfaiyenin sesi geliyor. Araba tamamen yok oldu ya. Kaskosu var, bakalım ne kadarını karşılayacak. Göreceğiz. Hala geçiyorlar. İnanamıyorum ya insanlara. Gerçekten. Bitti her şey. Lastikler patlıyor tabi. Allah'tan içinde... Ya geçmeyin lütfen, geçmeyin. Geçmeyin abi, geçmeyin. Baksanıza ya. Gözünüzü sevdiklerim ya. Faye geldi. Duman çıkıyordu arabadan. İndim, 2 dakika sonra araba bu hale geldi. Dikkat edin abi, dikkat edin. Gözünüzü seveyim. Zaten kıymetli değil. Benzin dışarı çıktığı için benzin yanıyor şu an. Oo, çok büyüdü ya. Dururken... İnşallah itfaiyecilere de bir şey olmadan. İşleri zor, Allah yardımcıları olsun. Yani şu an yapacak hiçbir şeyim olmadığı için çekim yapıyorum yani. Hala arabalar geçiyor. Vay be emektar be, 10 yıllık aracım. Neyse arkadaşlar, şimdi çekim yapmayı bırakıyorum. Çok şükür, ne yapalım, bize bir şey olmadı. İşte arkadaşlar aracın son durumu bu. 10 yıllık arkadaşım da gitti. Burada kameramım, işte kameram, bilgisayarım, her şeyim buradaydı. Hepsi gitti. 10 yıllık arkadaşım da gitti. Bakın kamera, bilgisayarım şu. Yazık ya. Yani her şey yapış yapış tabi. Bu ne acaba? Mesela kameranın üstünde şöyle bir parça var. Hepsi gitti. Vay be. Neyse, çok şükür arkadaşlar ya. Yani ben çok soğukkanlı bir insanımdır açıkçası. Yani araba duman aldı. Yani arabanın şeyinden böyle... Ben size anlatayım süreci. Gidiyorum böyle. Önümde de trafik var. Arabanın böyle içinde bir egzoz kokusu olmaya başladı. Ben de dedim ki herhalde dedim önde trafik var. Arabanın egzozu benim motora giriyor. İşte iç devir dayım sistemini çalıştırdım. Geçmedi. Allah Allah dedim, herhalde içeride egzoz kokusu kaldı, o yüzden geçmedi. Camı açtım, gidiyorum falan. Tam şu köşedeyim. Şu servisin orada. Şöyle göstereyim. Şurada bir servis var ya, orada. Sonra bir baktım egzozdan duman gelmeye başladı. Egzozdan duman gelince de, yani ben çok uzun yıllar habercilik yaptım biliyorsunuz. 15 sene kadar öyle bir şeyler. Dedim bu araba yanar. Yani bu araba yanar. Hemen 100 metrede en uygun yer burasıydı. İnsan yoktu. Arabalara uzaktı diğer arabalara. Buraya park ettim. Arabadan indim. Ondan sonra kaputu açtım.
şuradan dumanları gördüm. Tam şuradan gelen. Buralardan böyle gelen dumanları gördüm. Tamircimi aradım. Dedim Tuncay abi bu araba yanar, haberin olsun. 3-4 dakika sonra zaten tüpe ulaşamadım. Çünkü bagaj kilitlendi. 3-4 dakika içinde de araba böyle gördüğünüz alevler oldu. Neyse. Polis abiler geliyor şimdi. Uras Bey çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim abi. Vallahi. Arabanız yanmış. Yandı vallahi. Olayı nasıl olduğunu bir anlatabilir misiniz? Duman çıktı klimadan. Ondan sonra ben dedim işte bu araba yanar. Çektim. Yandı. 3 dakikada yandı abi. Bildiğin gibi değil. 3 dakikada. 3 dakikada araba... Arabanın haline bakar mısınız ya? Verimli sadakamız varmış ya. Kamera bak benim güzel kameram ya. Bak, kamera da mı yandı? Evet abi. Mikrofonum yandı. Kamera yandı. Bilgisayarım yandı. Hepsi gitti. İyi ki size bir şey olmamış. Çok ya. Şükür canım. Çok şükür. Benzin deposu patladı ya. Benzin deposu patladı. Hı. Araba erimiş resmen ya. Araba erimiş. Bakar mısın motora falan? Ya alevler, benzin deposu bir patladı. Alevler şuraya kadar gitti. İyi ki etrafta çok insan olan bir yer değildi burası yani. Ya işte baktım nerede insan yok orada. Araba ve insan yok orada, sağa çektim ama. Çünkü geldiğiniz yerde bayağı da yoğun bir trafik ve şey var. Tabii ya. Şey, Bahçeköy'ün içinden geçiyorsunuz. Zaten ışıkta şey gelmeye başladı. Işık, bayağı da trafik vardı. Neyse ya işte. Uras Bey bu araba kaç yıldır sizdeydi? 10 yıl. Tam 10 yıl. Tam 10 yıl mı? Yani 2010'un Mart'ında almıştım işte. Bugün de 2 Mart. Vallahi mi? Vallahi. Ha. Mart'ta tam, almıştım değil mi? Mart'ta tam 10 yıl. Tam 10 yıl. 10 yıldır araba sizdeydi. Vallahi anılarım bak UB plaka. Muhabirlik döneminde çalışıp almıştım. Çok da memnundum ya, hep söylüyordum ya abi. Verilmiş sadakanız varmış tabii, Uras tabii Bey. Tabii canım aynen. Çok çok geçmiş olsun. Çok sağ ol abi, teşekkür size ederim. Size bir şey olmasın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah, görüşürüz. Sağ ol. Size göstereyim burada Sony A7S2. Müthiş bir kameraydı. Ah canım benim. Şöyle göstereyim. Yani hiçbir, yani şurada Sony yazıyor işte. Sony A7S2. Burada da benim Apple bilgisayarım var. Siyah kaplatmıştım. Ne güzeldi. Yani bayağıdır, birkaç yıldır çalışarak aldığım her şey gitti. Şimdi arkadaşlar araba çekiciye gidecek. Zaten artık sanayiye götüreceğiz. Bundan sonra kaskoyla benim aramdaki anlaşmayla doğru orantılı ilerleyecek bir durum var. İnşallah kameraları ve bilgisayarları da hani kasko karşılar. Evet, bayağı değerli kameralarınız ve... Evet yani işte... Sony. Bilgisayarım, her şeyim, evraklar. Neyse, şimdi artık bundan sonraki süreç kasko ile benim aramda. Dediğim gibi çok şükür, yani dumanı bile solumadım ben. O önemli bir şey oldu yani, hani soğukkanlı olmanın faydaları bunlar. Dumanı bile solumadan indim, araba yandı. Teşekkürler şimdiden, geçmiş olsun dileklerini. Araba çekiliyor şu an. Vay be, ilk göz ağrım be. İlk arabam değildi ama seninle çok güzel anılarımız oldu. Seninle evlendim. Seninle işte Ali ilk senin içine bindi. Duygulandım ya. Güzel anılarımız oldu seninle. Teşekkürler 10 yıl için. Burada da işte motorun bazı parçaları var. İçeriden. Ha, kapı kolları. Hala su akıyor içinden. İtfaiyenin sıktığı su akıyor hala. Şimdi kamerayla fotoğraf makinesi ve artık ne varsa evrak falan onları çıkartıyoruz. Düşünmüş şey, her tarafı yandı. Yapacak bir şey yok. Onu nasıl, o kameralar iyice yapıştı oraya. Orada iki tane kamera olabilir değil mi? Bilmiyorum. Bir mi?
Olan şeyler bakıyoruz. Aa, senin kulaklık gitmiş lan. Gitsin ya. Marshall gitmiş. Damla bir şey var mı? Her şey yapmış. İşte abi. Kameram gitti. Yapacak bir şey yok. Yani. O piller de patladı, ben sana söyleyeyim Seko. Ha? Piller patladı, ben o... Tabii tabii. Onları da duydum pat pat diye. Yangın tüpü öyle. Yangın tüpüne ulaşamadık, yangın tüpü orada. Şurada bak, Semaz'ın kulaklığı görüyorum ben abi. Burada, burada bir şey var. Dur abi. Burada bir jantom var. O gimbal vardı abi. Evet abi, o Zion gimbal. Her şey yanmış ya. Evet abi, her şey yandı gerçekten. Yani yanmasa da içi su dolu. Gimbal burada zaten. Şöyle kamerayı da şöyle koyayım. Şu an burada size söyleyeyim. Şurada 30 bin liralık hasar var. Var değil mi? Fazla vardır belki. Sekom'un kulaklığı. İkinci yangın tüpü. İki tane vardı abi. Ne olur ne olmaz diye ama ulaşamadım ki. Burayı. O da işte bir çantam. İşte bilgisayarın şarj aleti. Onu artık onu... Bunu koysana oraya. Al gitenler bak. Bunlar hep telsiz mikrofonun vericileriydi. Piller içinden çıkarttık. Kim fotoğraflar? Aa bak, içinden böyle bir şey çıktı ya. Şuraya bak. Vallahi. İçinden çıkan bu arkadaşlar. Yanmıyor, Rana, yanmıyor, Ali ben. Evet, yanmayan bu. Bir bu sağlam kalmış. Çok şükür. Allah'tan hiçbiri yoktu. Ne Zeynep, ne Ali, ne Rana. Tek başımaydım. Vallahi yanmayan bir yok almış. Eller falan da tabii şu an şey. Dikkat et abi, bak cam kırıkları falan olabilir. Bu ne? Aa, Juventus montum gitmiş ya. Bak o bundan da eski. 20 25 senelik monttu bu, biliyor musun? Kısmet. Bu ne? O da ağırlık, hani spor aleti. Şu ne? Asıl malzeme şu çantada abi. Oyuncaklar. Ha, başka bir montum daha vardı. O da gitmiş. Şimdi şuradan bir şey var mı? Burada başka yani kağıtlar mağıtlar, işte şirket evrağı falan olabilir. Şu ruhsat mı? Kartlar. Şu. Ha yok. Vallahi hepsi gitti. Ha kartlar. Kablolar. Onu tutup çekersek abi hepsi gelecek, zaten başka bir şey kalmadı. Hepsi gitti bunların. Evet arkadaşlar, habercilik günlerime geri döndüm. Akın Sağlam var kameranın arkasında şu an ve sağ olsun çok böyle arabalar çektik değil mi Akın'ım? Çok. Çektik vallahi. Şimdi kendi arabamızı anlatmak kısmetmiş. Araba giderken bir anda yandı ve işte benim oturduğum koltuk. Rana'nın oturduğu koltuk. Arkada Ali ve Zeynep gittiğimiz zaman bu arabada oraya oturuyorlar. Her sabah Ali aslında buraya oturuyor arkadaşlar. Her sabah. Ama bugün okula gitmediğim için bir işe gidiyorduk çok erken saatlerde. O yüzden Ali yoktu çok şükür. Zaten bütün plastiğe dair her şey yandı. Her şey yandı yani. Şimdi şirket evrakları, ekipmanlarım, şimdi kurtarabildiğimiz derken gösterme amaçlı kurtarabildiğimiz. Hepsi gitti de onları da göstereyim size. Bu benim bilgisayarım. Bakın. Artık bundan hayır gelmez zaten. Onu ondan sonra burada Zion Crane 2 çok memnunduk. Çok güzel bir gimbaldı. Burada Sennheiser G3 yaka mikrofonu, telsiz yaka mikrofonu. Mükemmel bir mikrofondu. Artık kullanamayacağız. Bu benim canım kameram. En çok üzüldüğüm şey bu oldu. Çok iyi bir kameradır. Bir daha alacağız, Allah büyüktür. İşte Sekom'un Marshall kulaklığı. Ve bunlar tabii içinden yapıştı bunlar. Söküp çıkartabildiklerimiz. Sağlam kalan bir bu var. Sağlam kalan sadece bu var arkadaşlar. Çok şükür.
onlara da bir şey olmadıktan sonra bende bir sıkıntı yok yani. Bende zaten hiçbir şey yok. Soğukkanlılık. Ne yapalım, toplayalım abi, gidelim. Alman, Mehmet şunu alsana be. Al bir şey yapayım. Ha, onu aynen, onu alırım ben sizden abi. Gözümüz gibi bakıyorduk bu kameraya. Gözümüz gibi. Şimdi böyle yukarıdan atma düşme de varmış. Bunu da atacağız. Zaten üstüne paspas falan yapışmış yani. Güzel, sağ olun. Sekom'un kulaklığı. Plakalar şimdi burada, haberin olsun. Plakalar orada. Tamam. Ne almak gerekiyor mu başka bir şey? Yani? Başka bir şey. Zaten başka bir şey kalmadı. Çay içelim mi? Çay mı? Çayın olduğu yerde Umut vardır Uras. Değil mi? Zoom da gitti Seko. Seko Zoom 4.